Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda splash batik ip ile hanım dilendi tekniği motifi nasıl örülür onu göstereceğim. İp koparma derdi yok, ee, ip değiştirme derdi yok. Batik ip ile güzel hanım dilendi motiflerimiz nasıl öreceğimizi göreceğiz. Bunlar tabii ki ileriki aşamalarda kazak olacak. Şu an ben bütün aşamalarımdaki motiflerimi biriktiriyorum sırasıyla hepsini paylaşacağım ee, oldukça keyifli bir şekilde ilerleyecek 5 sıradan oluşuyor ve yeteri derecede benim için yeterli olacak bunu bir yelek yapacağım ben ee, 62 numara Alize Cotton Gold krem rengi birleştirmesini yapacağım ee, sizlerle de detaylarını paylaşacağım ufak bir tıratma yapmak istiyorum hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz beğeni ve yorumlarınız bana desteğiniz açısından çok kıymetli. Nokta daha olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Katıl butonum açıldı. Size uygun seçeneklerden birini tıklayarak katıl aileme sizler de gelebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonunu da bastıysanız eğer başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Yarnart Jeans Splash Yarnart Jeans Splash ipleriyle çalışıyorum. Renk kodunu da Hemen şöyle sizlere vereyim. Şuradan çıkartalım. Renk kodunu da oradan görelim. Kaçmış? 944. YarnArt cins sıplaş iplerli 944 renk kodunu kullanacağım motifimi yaparken. Bunlarla beraber de 3 mm'lik saplı tığımı kullanıyorum arkadaşlar. Hemen ipimi alıyorum. Her zamanki gibi sihirli halka yaparak başlayacağım. ipim parmağıma doladım. İpim benden yana. Bir tur bu şekilde döndürdüm. Tığımı buradan takıp ipimi aldım. Bir kere kilitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğun içerisine geliyorum. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa geliyorum. Yine bir ikili trabzan örüyorum. Yani toplamda ilk çektiğimiz zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanım var. Arada 2 zincir çekiyorum. Bu gruplardan 4 tane yapacağım. Klasik hanım dilende örüyorum. İp koparmadan, renk değiştirmeden tığımın başına doladım. Aynı boşluğun içerisine geliyorum. 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. 1, aynı boşluğa battım. 2, aynı boşluğa battım. 3, 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum, aynı boşluğa geliyorum yine. Üç tane ikili trabzan. Pardon. Battım. Bir. Aynı boşluğa battım. İki. Aynı boşluğa battım. Üç. Yine arada iki zincir çekiyorum. Bakın üç tane grubum oldu. Üçlü grubum, ikinci üçlü grubum, üçüncü üçlü grubum. İki zincirimi çektim tığımın başına doluyorum. Geliyorum aynı boşluğa son grubum olan 3 tane ikili trabzanım örüyorum. 1 aynı boşluğa battım. 2 aynı boşluğa battım. 3 sihirli halkımın ipini çekiyorum ve ortaya bu şekilde kapatıyorum. Aynı renkten devam edeceğim için burada bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. İlk yaptığım zincirimin tepe noktasına batıyorum. Ortadaki ipimi de tığımın üstüne doluyorum ipimi aldım çıkardım 3 tane ilmeğim var üçünü birden kapattım bakın hem ortamı oluşturmuş oldum hem de kenarda kalmış oldum burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum dönüp geldiğimde burayı tamamlayacağım Hemen ben arada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Benim herhangi bir kasma yapmıyor. Sizin yaparsa eğer arada bir zincir çekersiniz. 3 tane zincirimi çektim. Dönüp geldiğimde burayı tamamlayacağım. Hemen karşıdaki köşeye atlıyorum. Bu ipi de yürütüyorum. 3 tane ikili trabzan. 1. Aynı boşluğa. Batıyorum. 2. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 3. ikili trabzanımı ördüm. Hepsi köşe olduğu için arada yine iki zincir çektim tığımın başına doladım aynı boşluğa batıyorum 3 tane ikili tırabzan. köşemin ikinci kanadında bu şekilde oluşturmuş oldum arada zincir çekmiyorum dediğim gibi siz çekebilirsiniz tığımın başına doluyorum hemen şu ipi de yürüteceğim için şöyle alıyorum batık iplerle çalışmanın en güzel yanı hiç ip artığı olmaması çünkü renk değiştirmediğimiz için çok güzel tertemiz bir şekilde bakın motiflerimizin arkasına tertemiz bir şekilde ilerliyor arkadaşlar doladım hemen karşıdaki köşeye batıyorum 3 tane ikili trabzan 1 aynı boşluğa battım 2 aynı boşluğa battım 3 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir tığın başına doluyorum aynı köşe boşluğuna batıyorum 3 tane ikili trabzan 1 ipimi yürüteceğim ikinci şekil trabzanım yine aynı boşluğa batıyorum ve üçüncü şekil trabzanım yine köşe oluşturdum bu şekilde tığıma doluyorum karşı boş köşeye geldim üç tane kil trabzan bir iki ve üç arada iki zincir tığıma doluyorum. Köşe olduğu için yine aynı köşe boşluğuna üç tane ikili trabzan daha. Bir 2 ve 3 Bakın. Karemi oluşturuyorum. Başladığım noktaya geldim. Tığıma doluyorum. Buradaki köşeye köşe boşluğuna geliyorum. Önce 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 Aynı boşluğa battım. 2 bir tane daha battım 3 tane ikili trabzanımı ördüm arada iki zincirimi çektim başlarken bakın burada bir tane trabzanım burada var şimdi iki tane daha aynı noktaya ikili trabzan öreceğim bir aynı boşluğa batıyorum 2. burada başla, başladığım zincirimi de üçüncü trabzan olarak kabul ediyorum batıyorum tepesine ilmek çıkartıp kaydırmayla bağlıyorum bakın burayı da tamamlamış oldum şimdi hemen bu noktada bir 2 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Artık köşelerden sonra bir boşluğumuz daha oluştu. 5 sıra öreceğiz motifimizi. Bakın hanım dilendi tekniğiyle ipin dokusu o kadar güzel ki arkadaşlar inanın bayılacaksınız. Yani böyle lokum gibi yumuş yumuş bir motif oldu. Ee, örümü çok keyifli. Bunlarla şimdi ben motifleri hazırladım. Sizlerle bir e, bir yaş, iki yaş e, kız çocuk kaza yapacağım. Onu da farklı bir splaş renk iplen yapıyorum. Köşelerimizi oluşturmuştuk. Ortadaki bakın üç tane ikili tırabzanımı yaptım. Tığımı doluyorum. Köşeye atlıyorum hemen. Üç tane ikili trabzan. 1. Aynı boşluğa battım. 2. Aynı boşluğa battım. 3. Köşe olduğu için 2 zincir çekiyorum. Bakın köşedeyim, tığıma doluyorum ve aynı köşe boşluğuna üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Klasik hanım dilendi motifine şimdi ip koparmadan batik iple örüyorum. Bakın köşeyi yaptım, hemen buradaki boşluğuma geliyorum, üç tane ikili trabzan. Hanım dilendi tekniğinin adı bir dolu bir boş yani bir dolu bir boş gördüğüm tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptığımda hanım dilendi tekniği örmüş oluyorum boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum şimdi köşeye yine geldim önce 3 tane ikili trabzan 1 2 aynı boşluğa 3 köşe dönüşüm 2 zincir tığımı doluyorum aynı boşluğa batıyorum 3 tane kilit trabzan 1 2 ve 3 tığımı doluyorum hemen buradaki boşluğa atlıyorum 3 tane kilit trabzan 1 2 ve 3 ve yine köşeye geldim geldim köşeme 3 tane ikili trabzan 1 aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3 3 tane ikili trabzan ördüm köşe dönüşüm 2 zincir tığımı doluyorum ve aynı köşe boşluğuna bakın aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 1 2 ve 3 köşemi oluşturmuş oldum. Hemen gördüğüm boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 Bakın başlangıç noktam burası. Köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 köşe dönüşüm olduğu için iki zincir çektim tığımı doluyorum ve aynı köşe boşluğuna üç tane kilit trabzan bir iki ve 3 başlangıç noktamı bakın üçüncü sıramı bitiriyorum başlangıç noktama geldim üç tane ikili trabzanım var ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Şimdi dördüncü sıraya geçiyorum. Batik ipliğimden motifimi örüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Şimdi bir aşağıdakinde hemen üç tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi dönüp geldiğimizde burada iki tanesini yapacağız. O şekilde ilerleyecek üç zincirimi çektim. Hemen yan boşluğa batıyorum. Üç tane ikili trabzan. Klasik hanım bir anem motifimi örüyorum şu anda. Gördüğüm tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Köşeye geliyorum. Köşede biliyorsunuz 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Tığıma doluyorum ve aynı köşe boşluğunu batıyorum. 3 tane daha ikili trabzan. 1 2 ve 3 tığıma doluyorum hemen yan boşla 3 tane ikili tırabzan 1 2 ve 3 dediğim gibi eğer sizin kasma yaparsa arada birer zincir çekersiniz bakın benim hiçbir şekilde bir kasma yapmadığı için orta gevşek bir elim var 3 milimetrelik de silikon saplı tığımı kullanıyorum ve arada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Şurada kalan fazlalık ipimi keseyim. O beni rahatsız etmesin. Bakın batik iple ördüğümüz için arkası da tertemiz ilerliyor. Hemen yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. Köşeye geldim yine. Köşede ne yapıyordum? 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir tığımın başına doluyorum ve aynı köşe boşluğunun içerisine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 1 2 ve 3 bu mantıkla 4. sıramı da buraya kadar geleceğim başlangıç noktama geldiğimde Görüşelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar başlangıç noktama kadar geldim. 3 zincirle yükselmiştim. Ve buradan direkt buradan başlamıştım. Şimdi geliyorum. Buradan zaten bir tane zincirim burada mevcut. Hemen aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan örüyorum. 1 Aynı boşluğa bir kez daha battım. 2 i̇ki. i̇ki tane trabzanımı yaptım. Üçüncüsü bu ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batıp bir ilmek çıkartacağım ve kaydırma ile bağlayacağım. Bakın dördüncü sıramı da bu şekilde oluşturdum. Hemen 1-2-3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bu defa yanına iki tane ikili trabzan arıyorum. Bu şekilde çok muntazam oluyor arkadaşlar. Böyle örerseniz motifinizde hiçbir delik yani e, ayarsızlık söz konusu olmayacaktır. Tertemiz bir motif yapmış olacağız. Yine gördüğüm boşlukları üçer tane ikili trabzan. Bir, Aynı boşluğa battım. 2. Aynı boşluğa battım. 3 tane kil trabzan. Tığıma doluyorum. Köşe noktama geldim. 3 tane kil trabzan. 1. 2. Ve 3. 3 tane kil trabzan. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. Ve aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Bakın. Köşemi oluşturdum. Ve yine diğer köşeye gelene kadar gördüğüm tüm boşlukları üçer tane ikili trabzan. Köşeye geldiğimde de 3 tane ikili trabzan. iki zincir 3 tane ikili trabzan olarak çepeçevre öreceğim. 5. ve son sıramı bu şekilde örüyorum. Dediğim gibi gördüğüm şimdi tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan örerek Yoluma devam ediyorum. Diğer köşeye gelene kadar. Yan boşluğa geçtim. 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3. Köşeye geldim. Köşede biliyoruz artık 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3 arada 2 zincirim var tığımın başına doluyorum ve yine aynı köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi oluşturuyorum ve aynı mantıkla yine diğer köşeye kadar gördüğüm tüm trab boşlukların içerisinde üçer tane ikili trabzan köşede de aynı mantığı uygulayarak başladığım noktaya, noktaya kadar geleyim Evet arkadaşlar başladığım noktaya kadar geldim. Son bir boşluğum var. Köşemi oluşturdum. Hemen arada zincirim yok. Yan boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 Aynı boşluğa batıyorum. 2 Ve aynı boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Burada ilk yaptığım trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlayıp bir de zincir çektim ipimi kesebilirim. 5 sıralı splash ip ile hanım dilen tekniği motifimi ördüm. Şimdi bu ipimi böyle tutuyorum. Bir önden tığımı takıp ipimi alıp arkaya çekiyorum. Bir arkadan batıyorum. ipimi alıp çekiyorum. Bir önden batıyorum. Alıyorum. Belirli bir sürü yürüttükten sonra hatta arkadan da şimdi şu şekilde biraz daha yürüteceğim aşağı doğru çekeceğim şöyle şunun arasından da geçireceğim ve ipimi kalan fazlalığımı da keseceğim bu şekilde tertemiz motifimi örmüş oldum arkadaşlar bakın şöyle ben çok keyifli ördüm ee, dediğim gibi e, Umarım sizlerde keyifli bir şekilde Örersiniz batik ip, sıklaş ip ile hanım direndi tekniği motiflerimi bu şekilde ördüm arkadaşlar. Ee, beğeni ve yorumlarımızı eksik etmezsek çok mutlu olurum. Gelişmekte olan bir kanalız. Ee, o yüzden de desteklerinize ihtiyacım var. Ee, dediğim gibi katıl butonum açıldı. Size uygun seçeneklerle. Ee, bütünize uygun bir mevdayla Katıl buton ayrımı Gelebilirsiniz sizlerle arkadaşlar Onların ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz ee, Keyifli görmeler diliyorum Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım anlatabilmişimdir Bunlarla bir yelek çalışması yapacağız arkadaşlar Bir sonraki videoda e, Olabilir e, Motiflerimi tamamladıktan sonra Beraber de öreceğiz inşallah. 62 numara alize koton gold ile birleştirmesini yapacağım. Ee, yarnart jeans splash ipimin renk kodu 944 arkadaşlar. Lotu da 1031. Şu şekilde ekran resmini alabilirsiniz. Splash, yarnart jeans splash ipimizin. Kolaylıklar diliyorum. Bir, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.